Eğer Gülfem'in söyledikleri bu kadar aklını kurcalıyorsa gerçekten çok üzülürüm. Benim bu aileye olan sadakatimi hiç kimse sorgulayamaz. Kendimi bildim bileli size bir zeval gelmesin diye uğraşıyorum ben. Hem Gülfem'in söyledikleri ne kadar münasebetsiz şeyler öyle. Sen kendi kararlarını veremeyecek biri misin? Alık bir huş bir insan mısın? Ne münasebet. Gerçekten Gülfem çok ayıp etti. Uykum kaçtı benim. Gidip biraz ılık süt alacağım kendime. İster misin sen de? İstemiyorum. Ne işi var bunun gece vakti çalışma odasında? Şu saate bak, hala Davut'tan bir haber yok. Kevser, buyur. Bize kahve yapsana, çalışma odasına gidelim bir çalışalım. Yavuz Bey şu an çalışma odasında. Ne oldu, tamam mı? İsmail Bey'i halledebilmiş mi o iş? Adam yaşıyormuş. Davut hastaneye yetiştirmiş. Ne demek yaşıyormuş? Şu herif de adam gibi halletsin bir işi. Hastanede icabına bakarız, merak etmeyin dedi. Ne oldu, tamam mı? İsmail Bey'i halledebilmiş mi? İnşallah, inşallah Asude. Sen telefonda Asude ile mi konuşuyorsun? Göründüğü gibi değil. Tabii canım, sen bu konuşmayı ailemizin selameti için yapmışsındır. Gülfem, beni bir daha aramamasını söylemek için aradım ben. Kevser, Yavuz sütünü aldı mı? Ya bir insan, başka bir insanı beni bir daha arama diye arar mı? Sen çocuk mu kandırıyorsun? Ne diyeceksin Beyce'ye? Beni ısrarla aramaya devam etti. Ben de bunun artık katiyen mümkün olmadığını söylemek için. Sen bunları benim pabucuma anlat. Pabucuma. Ne oluyor? Ne bu numaraş? Niye bağırıyorsun Yavuz'a? Onu çok kıymetli kocana sor. Ne oluyor Yavuz? Aşkım ben telefon etmek zorunda. Ne oluyor dedim sana Yavuz, kimle konuşuyordun? Ben Asude Hanım'la bir telefon görüşmesi yapmak zorunda kaldım. Ama Gülfem Hanım bunu tamamıyla yanlış anladı. Yanlış. Ben Asude ile telefon konuşması yapmak zorunda kaldım. Ne demek Yavuz? Ha? Buyur. Gülfem nerede? Davut. Davut. Kevser sen içeri gir. Davut ne oldu? Kasap oldu. Abla! Beyce! Abla! Sen odadan süt içeceğim diye çıkıp gizli gizli Asude'yle mi konuşuyorsun? Abla! Seni öldürürüm. O mevzu kapandı. Bir tanem yok öyle. Beyce! Beyce! Beyce bırak şeyin içini. Eğer beni aldatıyorsan seni öldürürüm. Yemin ederim ki seni öldürürüm. Beyce bırak. Çekil. Sen nereden çıktın? Beyce! Abla kendine gel. Konuş. Beyce söyleyecek bir şey yok, söylediğim gibi. Benim kadınlık gururumla oynamana izin vermeyeceğim. Beyce bırak. Beyce sakin ol, sakin ol. Dur tamam geçti. Tebrik ederim Gülfem. Aile saadetimizi bozmayı başardın. Seni öldürürüm. Kahretmesin. Tamam dur. Sen öldürürüm. Tamam geçti. Beyce sakin değil. Beyce. Çekil bırak beni. Bırak beni katil. Bırak. Bırak beni. Sakin ol. Çekil.
Gel. Sakin ol. Gel elini yüzüne yıkayalım. Gel. Tamam. Davut. Ne olursun Beyce'nin kusuruna bakma. Estağfurullah Gülfem. Beyce benim kardeşim. Ne oldu? Kasapoğlu ölümle cebelleşiyor. Ne? Ne diyorsun Davut, ne oldu? Seninle konuşmak için buraya gelirken etrafını çevirmişler. Defalarca bıçaklamışlar adamı. Ne konuşacakmış ki benimle? Sana ne söyleyecekse engellemeye çalışmış birileri. Kasabolu bir şey biliyor demek ki. Önemli bir şey. Durumu nasıl peki? Allah'ım sağlığına kavuşsun. Allah ona acıyı bağışlasın. Nasıl olsa iyileşince anlatır ne anlatacaksa. Davut benim... Sana anlatmam gereken çok mühim bir şey oldu bugün. Bahar Aras Ali Geli'nin avukatıymış. Bugün ben senden çok haber bekledim. Çok çaresizdim. İşçiler geldi gideceğiz dediler. Bahar Aras'la anlaşma imzalamak zorunda kaldım. Yani Ali Geli madenin %50 hissesine sahip oldu. Ben hata yaptım biliyorum ama çok çaresizdim Davut. Endişe etme Gülfem. Sen üzme kendini. O haysiyetsizin sonunda arayacak. Maden içinde endişelenme. Elimizdeki işçinin de emekçinin de hakkını korumaya yeter. Sen bu hayatta benim başıma gelen en güzel şeysin Davut. Benim için hayat sensin. İsmail Bey, çok teşekkürler. Size borcumuzu nasıl ödeyeceğiz hiç bilmiyorum. Hayırlı akşamlar. Yavuz, senin bu saatte burada ne işin var? Ne saati, hangi saati? Ben canımı zor kurtardım zaten. O Beyce denen psikopat bıçağı boğazıma dayadı. Bir de üstüne Davut denilen o eşkıya geldi. Neler neler. Haber var mı Kasaboğlu'ndan? Biraz önce konuştum İsmail Bey'le. Bu gece hallediyorlar. İyi. Bir şey yolunda gitsin bari. Dilim damağım kurudu. Hadi bana içecek bir şey ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.